Neredeyiz bilmiyorum. Zeliha'ya bağlanalım hemen. Zeliz. Şu an neredeyiz? Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'daymışız. Sağda geçerken bile dikkat edin. Gerçekten mi? Çıkıştan giriyoruz. Oo, burası neresi ya? Otogarda durduk. Diyarbakır'dayız şu an. Hatıralık bir şey alabiliriz belki. Babaya bir şey alalım mı? Evet. Ne o? Karpuzu meşhur. Alayım mı onu? Dur bir bakayım. Kırılır ama bu. Bana kırılmayacak bir şey lazım. Hiçbir şey almadan gittik. Annemin telefonunu çıkarma. Telefonu çıkarırsam gider. Kaybederim. Şey diye geçiyormuş. Ne diye geçiyor burası? Söyleyeyim bence. Söylemeyeyim mi? Tamam. Siz anladınız zaten. İşte burası bizim ülkemiz. Ama siz anladınız yani. Diyarbakır çok sevilen bir şehirdir ama. Ya ben de sevdim. Güzel çok. Arkadaşlar siz niye burada tuvalete para veriyorsunuz? Hatta gördüm en saçma şey olabilirdi biliyor musunuz? Ne alaka? Ya artık çal. Ya para çıkarana kadar. Ben sizi yerim. Zeliha. Zeliha senin böyle şeyler ilgin mi var? Bak şimdi veriyorum. Benim haberim yok. Bence bakmayayım. Koy yerine. Böyle dedeler var hep böyle Türk dedeler. Türk oldukları o kadar belli ki. Doğru. Parası olmayan ücretsiz alabilir yazmışlar. Hayatında gördüğüm en iyi şey olabilir. Çok tatlı. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Ben ilk kez görüyorum. Kızlar ben burada duygusala bağladım. Siz orada gülüyorsunuz ya. Hey! Hiç takmıyorlar. Onları görünce böyle gözyaşım pıt. Çok yorgunum. Uykumuz var. Ben 2,5 saat kadar uyudum herhalde. Seviş diyor ki Kayseri'ye gidip mantı yiyelim mi? Dedim olur. Bana uyar. Mantı aşağı olarak. Hani gidelim mi? She's like, no. Girdik Malatya'ya şu an. Buradaki dağların üzerine böyle kar var şu an. Neden geldik buraya? Bilmiyorum diyormuşum. Şaka şaka. Kuzenim var. Kuzenimi görmeye geldik. Evlendiğinden beri hiç gelmemiştik. O yüzden onu görmeye geldik. En son Malatya'ya geldiğimde kuzenimi işte mezuniyetine gelmiştik. Sonra o burada evlendi. Daha bir daha hiç gelmedik. İşte çocuğu falan oldu. Gidip Elif'i göreceğiz. Şu an 1,5 yaşında falan. Ve daha hiç tanışmadık. O yüzden Elif'i göreceğim için mutluyum. Ona bir tane Barbie bebek aldım. Çok tatlı. Onunla böyle oynayacağım bir sürü. Çok güzel güzel. Bu arada her yer turuncu, farkında mısın? Sanırım kayısı renginden kaynaklı. Aa evet. Olabilir mi? Her yer turuncu. Hello. Hello. Merhaba. Annem kız Elif mi? Günaydın. Elif. Güzel, beğendin mi bebeğini? Bu ne? Bilmiyorum. Galiba beğenmiş. Hülya
abla bir güzel sofra hazırlamış ki anlatamam. Ve benim en çok sevdiğim mantı var özellikle. O müthiş gözüküyor. Seninle burada olduğu için çok mutluyum. Evet. İyi ki benimle gelmişsin. Öpüyorum. İyi ki de gelmişsin. Seçemiyorum, çok fazla seçenek var. Fili abla bana bir tane seçelim hadi. Hadi gel seçelim. Hatlım var biliyorsun değil mi? Gerçekten mi? Çünkü Drile Şertur'un müziği. Trip yemek istemiyorum. Güzel rengin. Oha. Bir şey diyeyim mi? Çok yakışmadı mı? Çok yakışıyor. Mavi. Ya. Okay. Hazırım. Maskeni çıkar. Aynen maskeni çıkaracağım. Makyajı çok güzel göründü çünkü. Beğendiniz mi? Gel gel. Hadi resim çekelim. Vallahi yakıştı ya. Onlar bir çekebilir mi? Ay şu an var ya resim krizi yaşanıyor. Beğendin mi? Bence de çok tatlı olmadı mı? Çok güzel. Ben direkt buradan şeye gidiyorum. Dizilere gidiyorum oynayacağım. Burası Battalgazi Otağı, o Selçuklu döneminden kalma. Okay. Yani otağı yeniden canlandırılma, imitasyon gibi yapılmış. Zamanında içeride gördüğümüz mecliste taraflar oturmuş, istişare yaparlarmış. Savaş kararları, işte sefer kararları, kıtlık döneminde savaş durumunda ne yapılacağı ile ilgili kararlar alınmış. Burası zaten otağı, şurada ok atılan, ok eğitimi verilen yer var. Şimdi burada verilirmiş. Bu da çilli horozmuş, bakın. Bunlar eski tür beşikler zaten, çocuk beşikleri. Evet. Üşümüş, donmuş. Ben hatırlıyorum, oğlu bizde de vardı aslında. Evet. Bak şurada büyüyor ayrıca. Makinesinin büyüğü. Evet. Aa, ben onun yanına gidemem ki, korkarım. Yok şey, sadece horozlara saldırıyorlar insanlar. Tamam, bana saldırmazsa sorun yok. Ne kadar büyük. Büyük Zeli ah, git. Git Başlama yanına. Ya. Bulaması et çıkar var ya. Tek derdimiz. İnfazlar burada yapılırmış. Evet. Hakkında idam kararı verilen işte... Foto çekeyim mi? Vatan hainleri, hırsızlar, tecavüzcüler işte burada asılırmış. O yüzden de ismini Kanlı Kümbet koymuşlar. Bu da çalışma yapılıyor. Son burada tarafı. Bir kanlı şey buldular. Şimdi ne olup olmadığına bakacaklar yani. Hmm. Yoksa ihtimalle Ulu Cami'nin devamı. Baksana alttan kazılsa şu şeyler çıktı. Aynen. Ulu Cami'de de zaten genelde aşevi oluyor durumu olmayanlar için. Sağlıkla ilgili bir yer oluyor. Anne ne yapıyorsun? Dur şimdi. Çok yakıştı benim sana. Sizi şuraya yerleştireceğim. Şimdi bir camiye geldik. Buradan eskiden minareye çıkılıp ezan okunurmuş. Sonradan tabi bu hoparlörlerdir, şeylerdir, elektronik şeyler gelince ihtiyaç kalmamış. Açalım bir kirletmesin Elif. Evet, ay. Ne yapalım? Geziyoruz değil mi Elif? Gel. Gel, 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 gel. Gel sen ne güzel.
Eski zamanlarda da var mıdır dedikodu? Daha bile beter olabilir. Aynen. Okay. Gelin odasını da göstereyim. Gelin çok güzel, damat sen de güzelmişsin. Burada şeyi var mesela. Dikiş makinesi. Tüsü. Önce kemer koyuyorlardı. Evet, farklı. Gel, çok güzelmiş. Odası güzelmiş gelinin. Bak orada da elbiseleri var. Gelinliğin var değil mi? Gelinliği yırtasana. Aa, ona dikkat etmedim. Elo, sen beğendin mi buraları? Hadi gel. Hoppa. Anneciğim. Aa, annem rahmetle bunları yapıyor değil mi? Gerçekten mi? Kürtçe teşi diyorlar. Hı-hı. İp yapıyorlar onunla. Ondan sonra şey, böyle yoluk yapıyorlar. Şunu yapıyorlar, buradan yapıyorlar. Annem hep yapar. Aa, özledin mi anneni Fatoş? Ben nenemi hiç görmedim, hiç görseydim. Üçüncü durağımıza geldik. Ya anne, gerçekten mi? Burası oturma odasına benziyor. İşte, evet. İşte eşya koymak için. Zaten eskide koltuk mu oturuyor, yerde oturuyorlar da. Evet. Orada ekmek yapıyorlarmış, şurada yemek yapıyorlarmış. Burada fırında yemek yapıyorlarmış. Evet, sonra çok kolay aslında. Burası ne? Yatak odasıdır bence burası. Burası da muhtemelen işte yazın oturulan yerdir muhtemelen. Aynen, mini bir bahçe. Burası da ne kadar değişik ya. İnanamıyorum annemlerin böyle yerlerde doğduklarına. Hayat şartları şu an çok çok iyi. Ama hala memnuniyetsizlik. Şu an. Bu arada hava çok güzel değil mi? Neresi güzel? Buz gibi. Hayır, bana buz gibi gelmiyor. Daha çok soğuk bekliyordum Malatya'yı ama kişi soğuk değil. Bilmiyorum. Herkes diyor işte seni çarpacak, sonradan fark edeceksin diyorlar ama bilmiyorum. Şimdi nereye geldik? Kültür, Varlık ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Hoş geldiniz. Merhaba. Beden sonra dünyadaki ikinci yerleşim yeri olarak biliniyor. 5000 yıl önce. Anladım. Yaşam var mı? Çiçeğim çok güzelmiş burası. Baya beğendim. Esen yapı böyleymiş. Anladım. Çıkan kazılardan böyle bir resimli sonuçlandırmışlar. Bak içerisindeki çömlekli efendim, görüyor musun eskilerdeki? Ve takılar varmış yani. Metalleri falan o zamanlarda varmış. Onu söylüyor burada da. İbadethane. Alışveriş yerleri, giriş kapısı, yaşam alanları. Ekran bu tarafta bak, resimler var. Bunları Zeybun Müzesi'nde de görürsün zaten. Eski yapıların resimleri. Yani burada dinin ispatı aynen aslında. Aynen öyle. Yani nasıl yaşadıklarına dair evet, gösteren bir şey. Şunu şeytana benzeten. Büyük ihtimalle şeytanın kendisini ifade ettiklerini, şeytanın kafana tasarladıklarını böyle resme dökmüşler işte. Çok iyi değil mi? Wow. Yani sarayın çok ciddi taleplerinden kaynaklı. Malatya Ovası zaten biliyorsun verimli bir ova o zaman. Halk zaten kendi kendine yetiyor. Yani saraya aslında çok bir ihtiyacı yok. Sarayı yakıyorlar ondan sonra. Sarayın taleplerinin arttığından dolayı. Ama izleri falan belli oluyor. Sultan da belli oluyor. Evet. Belli oluyor zaten. Yani halkı şey yani özgürlük duygusu olan bir halk. Şey değil. Mısır gibi şey gibi kölelik ruhu olmayan bir halk. Çok güzel ya buralar. Bu arada soğuk değil diyorum. Şu an biraz soğuk oldu. Annem hemen üstümü örttü. Denize gidiyor. Bunların hepsi kayısı. Bunların hepsi kayısı ağacı. Evet. Ne zaman topluyorlar? Ne zaman? Temmuz'da. Gerçekten. Ama ilçeye göre de değişiyor. Mesela en son toplayan ilçe Hekiman ilçesi. Bu arada yağmur yağmaya başladı. Bu kadar dedik soğuk değil, soğuk değil diye şansımız ama şu an yağmur yağıyor. Şu an kervansarayına geldik. Güzel, çok güzel, beğendim. Ve burada nikah falan. Oh evet. İnsanlar burada nikahlarını da yapıyorlar. Bunların hepsi şeymiş. Gerçekten. Bunlar özellikleri var mı? Ben katalog olmadığı için bilmiyorum. Hı-hı. Ama internetten çıkarlar. Bu mesela yeşil taşın adı bunakit. Mor olan ametist taşı. Kahverengi olanlar kırmızı akik. Diğeri de normal akik. Ve sen hangisini aldın? Bu yeşili aldım ama kahveye de değişebilir sanki şuna. Bu çok güzel. Bu mu güzel? Ablamla bana... Oy! Düşürdüm. Ablam bana bir tane böyle şey bileklik aldık. Çok tatlılar. Göstereceğim size de şimdi. Böyle renk renk. Biz iki tane yeşil... Anne sen de onu al. Hepimiz aynı olsun.
Tamam sen, evet sen morcusun. Moral, tamam Zeliha. Tamam al moral. Şunu alır. Emin misin? Emin, çok şey. O göstermiyor dedin kendine. Şöyle ha, şunu ben de teşekkürler. Teşekkürler Fatoş. Çok beğendim. Ablamla ben. Bir de Zeliş artı bir olarak. 2+1. Biraz önce bahsettik ya kuzenlerim işte burada nikah kıydılar diye. Orası tam olarak burası, karşı taraf. Ve bu da işte misafirlerin olduğu salon. Ah, bayağı büyükmüş. Aşırı büyükmüş hatta. Ama güzel, çok beğendim. Gelin ve damat mı? Siz misiniz? Evet. Siz misiniz? Evet. Gelin. Geçin. Düşünenler. Çok iyi. Ben burada evlenseydim ben de burada kıyardım. Gerçi evlenecek miyim ki? Hayır, evlenmeyeceğim. Şaka yaptım. Evet, Berivan'ın kamerasına el koydum. Şu an biraz sizi ben gezdireceğim. Berivan şu an resmen kedinin peşinden koşmuş bir durumda. Kediyi kovalıyor. Evet. Efendim. Seni çekiştiriyorum. Arkadaşlar Berivan... Yani. Merhaba. Ne dedin kız hakkında? En son ne zaman köye geldim acaba? Hiç fikrim yok. Berivan. Efendim. Neresi orası? Kuyu. Kuyu mu? Ha, gerçekten. Ne kadar mavi. Biraz şey olun biraz. Ciddi olmuyor yani. Ciddi olmuyorum. Okey hadi ciddiyet lütfen. Kuyu abla. Efendim. Nereye gidiyoruz? Şu anda kayısı bahçesine gideceğiz. Evet, olmayan kayısıları. Evet, geldiğimizden beri ilk kez şu an üşüyorum ama akşam oluyor ya sanırım o yüzden. Valla ben hep üşüyorum. Benim şu an ne kadar çoktur Türkiye gelmediğimi konuşuyorlar. 7 yıl. Tabii gelmiyorum. Evet.